Bosna Büyükelçiliği'ndeyiz. Hem Srebrenica'yı hem Bosna'daki katliamları yıl dönümü geçti. Hem bunun acısını paylaşmak adına hem de tabii bugün İslam dünyasında çok daha büyük acıları maalesef Müslümanlar Müslümanlara çektiriyor. Bununla ilgili olarak Bosna'nın daha önce dünyadaki farklı Müslüman kesimlerin bir araya gelmesi noktasında bir laboratuvar olmuştu Bosna'daki bu mücadele. Bizler de Hasbihal Musevi Başkanlığı olarak Genel Başkanımızın bir hafta önce dile getirdiği Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın siyasetin dahil edilmeden din adamlarının bir araya gelerek İslam dünyasına, bütün Müslümanlara bir kardeşlik mesajı vermesi gerektiğiyle ilgili o ifadesini desteklemek anlamında bugün Bosna Büyükelçiliği'ndeyiz. Genel Başkanımız o gün dünyanın farklı dini anlayış, İslami anlayışa sahip Müslüman önderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hiçbir şekilde siyasetin malzemesi ve siyasetin bir tarafı edilmeden sadece din adamlarının bir araya geldiği Süleymaniye'de bir bayram namazıyla bütün İslam dünyasına bir kardeşlik mesajının verilmesi gerektiğini ifade etmişti. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bosna'nın da az önce ifade ettim, bu anlamda bir örneklik teşkil ettiğini, daha önce Bosna Savaşı'nda bütün dünyadaki zalimlere ve zulme karşı olan bütün kesimler bir araya geldi ama özellikle de Müslümanlar, farklı düşünen, farklı bakan Müslümanlar da bir araya geldiler. Bu neden başarılamasın? Buna biz de Bursa'dan bu anlamda bir destek anlamında Bosna Büyükelçiliği'ndeyiz. Ziyaretimiz bu. Teşekkür ediyorum. Bizi zamanında Aspartin liderinin bu güzel, anlamlı bir fikri var. Gerçekten çok olumlu karşılıyoruz. Tam da böyle yerinde bir zamanında bir fikir. İnşallah hayata geçer ve biz de bu Bosna kanalında olan kısmı göz önümüze düşeni her zaman yapmaya hazırız. Bence teşekkür ederim size.